Herkese merhaba ee, Kozal hissesine bakacağız ee, tradingview sitesinden ve EGV Trade sitesinden de bakabilirsiniz Bu arada bir özellik göstereyim EGV Trade sitesine girdiğinizde panel kısmına tıklıyorsunuz burada grafik bölümüne tıkladınız grafikte tradingview siteye entegre ettik ve buradan Ghost Fibo'yu değil. Özellikle belirteyim Ghost Fibo sonra da eklenecek. Şu an günlük destek dirençleri görmek isteyenler varsa. Mesela Kozal'ı bakalım. Kozal diye tıkladığınızda şurada. Karşınıza Kozal geldi. Bu grafikte günlük destek direnç. Her gün değişen destek direnç hesaplamalarınız. Şurada sol üst köşede destek direnç bölüm var. Buraya tıkladığınızda ekranınıza gelir. ve birazcık genişletip grafiği de aşağı çekerseniz destek dirençlerinizi arkadaşlar mesela bugün akşam güncelleme geldi bu yarın için sizin destek direnç bölgeleriniz birikimlerin ne olduğunu merak ediyorsanız YouTube kanalında birikimle alakalı video var ona bakabilirsiniz buradan görebilirsiniz ben şimdi size destek direnç değil ghost fibo olarak anlatacağım. bu da tradingview sitesine gelip tradingview'de HGV trade sitesi e, profiline e, geldiğinizde burada aynı zamanda twitter ile alakalı linkim de var oraya tıklayıp gelebilirsiniz burada bir grafik ara bölümü var bu grafik ara bölümüne geldiğinizde buraya pozal yazdığınızda en son yaptığım çalışma veya kaç tane çalışma varsa görürsünüz genelde en güncele bakın en sol ve en üstte mesela şu an bu var biz bunu daha önce çizmişiz ne zaman çizmişiz mesela 1 şubatta çizmişiz şu an trade position da var içerisinde. Devam edelim. Bakın şöyle bir ilerleme olmuş. Şimdi biz bunu günlükten başlayıp tekrar konuşacağız. Bu burada dursun. Kapatalım. Şimdi bakın. Kozal'da e, ne olmuş? Şöyle bir geriye doğru çekeyim. Hatta şöyle yapayım. Şunu da kaldıralım. Bakın şunu kaldırırsak. Pardon. E, çizimleri bir kaldıralım. Kozal'da şöyle bir görüntü var yani şu bölgeden direnç olarak alırsanız hatta şöyle çizeyim. Bunu sevenler var. Şöyle bakarsanız burayı kırdıktan sonra yukarı yönlü bir trend oluşturmuş. Ee, şuradan çizsek belki daha sağlıklı bir görüntü çizecek. Böyle bir trend oluşumu var. Ama biz bunu böyle takip etmiyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Ghost Fibo ile takip ediyoruz. Bu arada şurada da böyle bir yatay e, bir direnç oluşumu var. Buna dikkat edin. Bunlara bakmayı sevenler incelesinler. Şimdi gelelim biz GOS Fibo'da nasıl bir görüntü var. Şimdi Ghost Fibo'da birinci güzel olan kısım şu. Kozal hissesi bir defa karar bölgesinin üzerinde kalmayı başarmıştır. Şu bölgeden itibaren karar bölgesinin üstünde kalmayı başarmıştı. Ve ben anlatırken hep şunu söylüyorum. Önce büyük resme bakın. Önce büyük resim dediğimiz neresi? Şurası. Orta vade, orta uzun vade destek direnç. Burada da bir orta uzun vade destek direnç var ve burada geçiş bölgesi, şey, karar bölgesi var. Ne diyoruz? Önce karar bölgesinden ilk ana dirence gidebilmeli ve arada geçiş bölgesini görebilmelisiniz. Sonra buradan diğer orta uzun vade dirence gidebilmeli ve geçiş bölgesini görebilmemiz lazım ki şu an nereye atlatmışız? Şu kara bölgesinden sonraki kısımları sileyim arkadaşlar. Daha net olsun. Şunları kaldırayım. Bu bölgeyle işimiz bitmiş şu an. Kaldırdım. Şu an yukarıdaki bölgedeyiz. O zaman bu bölgeyi biz incelemeye başlayacağız. İleride Gossibo isteğe eklediğim zaman siz bunu daha rahat yapasınız diye biraz detaylı anlatıyorum. Şimdi nedir bizim düşüncemiz? destek direnç bölgesinden uzun vade destek direnç bölgesinden diğer destek direnç bölgesine doğru hareketi ölçümleyeceğiz ve bizim için kriterlerden bir tanesi geçiş bölgesi. Ne yapmış ise burada orta uzun vadeyi kırdıktan sonra bir defa geçiş bölgesinin üstüne atmayı başarmış fakat dikkat edin spike atmış ve geri gelmiş. Şu bölgeye geri gelmiş ve aşağı kırmış ve tekrar içeri girmeye çalışmış burada. Bakın tekrar geçiş bölgesine gelemiyor. Gelemiyor buralarda tekrar burada alt bölgeleri deniyor. Tekrar geçiş bölgesinde takılıyor. Çünkü yani yeni bir bölgeye geçtiğinizde oraya oturması hissenin zaman alıyor. Sonra tekrar aşağı kırıyor. Bakın alt bölgeye sarkıyor. Tekrar üste kapatıp tekrar geçiş bölgesinin üzerinde atıp bir üst kademeki dirençte takılıp kalıyor ve şu an tekrar geçiş bölgesinin altına atmış. Şimdi bunları kaldıralım. Bakalım ne oluyor hissede. Şimdi hisse bir defa karar bölgesinin üstündeki karar bölgesinin üstündeki bölgeyi aştı. Yeni bir bölgeye geldi. Elbette bu yeni bölgeye geldiğinde burada kalabilmek o kadar kolay değil. Nereden biliyoruz? Bakın şu aşağı sarkmalardan görüyoruz. Yani yeni bölgeye uyum sağlaması lazım fiyatın. Çünkü kolay bir hareket değildir bir bölgeden diğer bölgeye geçmek. Şimdi bir bölgeden diğer bölgeye geçtiniz. Şimdi bu bölgenin de kendi içerisinde ne diyoruz, ne diyoruz? İki tane 2 böl yani bölgenin üstü ve altı arasında bir de geçiş bölgemiz var sıkıntılı. Bakın şu geçiş bölgesini şöyle uzatalım. Bakın ne oluyor? Gördüğünüz gibi hisse yeni bölgeye geçtikten sonra bu bölgenin üzerine çıkamıyor. Yani geçiş bölgesinin üzerinde çok tutunamıyor. Her defasında altına geliyor. Niye uyum sağlama sürecidir? Fiyatın bu bölgeye uyum sağlaması gerekiyor. Peki bunu uyum sağlarken neyi test edeceğim? Neyi göreceğim ben? geçiş bölgesinde bir nokta atışı görmeyin arkadaşlar. 122.30. Bu bir şey değildir yani kural değildir. İlle o bölgede değil. Bunu birazcık genişletin. Birazcık üstten, birazcık da alttan. Yani bir alt ve bir üst bölgeyi şöyle şöyle görmeye çalıştığınızda bizim hisseyi takip edeceğimiz yer burası olur. Peki şimdi ne yapıyor? Bu bölgenin içinde ne yapıyor? Evet buraya geçiş bölgesini kırmayı başardı ve bunun aşağısına inmedi. Bakın çizdiğim bölgenin altına hiç inmedi. Yukarı çıkamadı. Tekrar aşağı indi. Şimdi ben bundan sonra ne beklerim? Ben hisseyi burada takip ederim. Aşağı ufak sarkmalar çok sorun değil ama şöyle büyük bir sarkmaya da engellemeniz lazım. Milimetrik olarak 120.6 değil de 120.50, 120.30, 120 seviyesi olabilir. Ama bizim sonuç olarak hissede beklediğimiz şey şuranın içinde gezinsin. Gerekiyorsa üzerine taşsın ama önce burada bir otursun. Şunu unutmayın hisse bu bölgeye geldi ve çok sert bir şekilde geldi. Bu çok sert şekilde geldiğinde bunun da bedelini ödetiyorlar. Bakın yukarı bir daha gidiyor ama bedelini ödetiyorlar. Yukarı tekrar çıkmaya çalışıyor, bedelini ödetiyorlar çünkü bir anda oraya oturması mümkün değil. Şimdi yavaş yavaş sakinleşmesini beklemek lazım. Kozalım burada. Burada sakinleştikçe biz artık geçiş bölgesine oturduğunu düşünüp deriz ki artık evet buraya iyice oturdu. Yani şu hareketleri yaptığını varsayıyoruz. Burada hareketlerini yaptı. Ve deriz ki artık buraya iyice oturdu fiyat. Bu fiyat oturduktan sonra diğer ana direnç noktasına yani 129 seviyesine kadar bir hareket bekleyebiliriz. Tam tersi pozisyonda da kendinize stop olarak seçebileceğiniz yerler nereler olabilir? Demin gösterdiğim bölgeler bir destek direnç olarak çalışabilir. Yani şurayı alabilirsiniz. Yani altta 120.6 demezsiniz de 120 dersiniz. Ama burada en kritik şey bu ana direnç destek kırılmasın. Altında kapanışlar olmasın. Bakın kapanış yapmış, tekrar içeri girmiş. Kapanış yapmış, kapanış yapmış, tekrar içeri girmeye çalışıyor, sonra girmiş. Yani bunlar sıkıntılı Bazen teknik analiz diyorlar ki 3 kapanış yaparsa altında. Bakın 3 kapanış yapıyor. Gördüğünüz gibi sonra tekrar giriyor. Ya yani burada kendinize ne yaparsınız? Eğer elinizde bu hisse varsa, hisse benim elimde yok. Kendinize bir stop bölgesi belirlersiniz. Belki yani şu an çok şifay bir örnek veriyorum. Yani şurada şu destek direnci desteği kırdığında satış yapıp belki daha aşağıda bir yerde alabilirsiniz. Veya elinizde varsa daha altlardan bir maliyet yapabilirsiniz. Ama bunları bir alsat tavsiyesi değil. Bunu izleyin arkadaşlar. Bu çalışmaları bir eğitim çalışması gibi ve bir hisseyi takip etmeyi öğrenerek izleyin. Ben hiçbir zaman hiç kimsenin alsat tavsiyesinin e, doğru bir takip sistemi olduğunu düşünmüyorum. Kendim de dahil. E, o yüzden izlemeyi ve bölgeleri öğrenmeye çalışın. Şimdi e, şeyden analizden çok uzaklaşmayalım. Hemen e, günlüğe, günlükten saatliğe gelelim. Saatlikte trading e, view içerisinde trade positionlar var. Trade positionlar da sizin daha yakından hareketleri görmenizi sağlar. Şurayı siliyorum. Bir şey göstereyim size hemen. Demin günlüğe bakarken ne demiştik? Geçiş bölgesinin bir üstünü ve bir altını bir bölge kabul edin demiştik. Şimdi ne oldu hocam? Bu çok geniş bir aralık görünüyorsa size bakın tekrar trade position'ları tekrar getireyim. Trade position size ne sağlıyor? Alanı daraltıyor. Yani alanı daraltıyor derken bu defa da siz hissede neye bakabilirsiniz? Bir trade position'dan diğerine kadar ki bölge, geçiş bölgesinin hemen üstü ve altını alırsınız. Bu defa seviyeniz 123.20 ve 121.5 olarak daha da daralır. Ve genelde Hareketler iki trade position arasında gerçekleşir. Bir kademe üstü bir kademe altı da oynama yapar. Mesela bir trade position'dan diğer trade position'a e kadar bakın bir hareket yapmış. Oynama yapabilir bir alt kademeye kadar, şuraya kadar, 120'ye kadar sarkabilir. Veya tam tersi yukarı doğru bir anda attığında bir kademe üstüne kadar da atma ihtimali taşır. Ama burada çok önemli bir şey var. Bu iki trade position arasındaki hareketi Ortada bölen bir geçiş noktası var. Bizim sıkıntımız bu hareketi tam da burada yapıyor olması. O yüzden Kozal'ı özellikle bu geçiş bölgesi etrafında dikkatli izleyin arkadaşlar. Ne olacağını ancak öyle söyleyebiliriz. Ee, videonun devamı için beğeni yapmayı, yorum yapmayı e, unutmayın. Ee, olumsuz yorumlarınız, düşünceleriniz varsa yapıcı anlamda onları da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.